Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 5. sınıflar seçmeli geleneksel sanatlar dersi 2. dönem 1. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle yeniden karşınızdayım. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınızdaki ilk sorumuz, geleneksel sanatları gelecek nesillere nasıl aktarmalıyız? Kısaca açıklayınız şeklinde bir sorumuz var. Arkadaşlar hemen başlayalım. El sanatlarını yaşatmak kültürel mirasımızı korumak ve bizim bir görevimizdir. Evet, ilk cümlemiz bu şekilde olsun. Devam ediyoruz. Devlet kurumlarında eğitim verilmeli. Evet, devlet kurumlarında eğitim verilmeli. Atölyeler, kurslar açılmalı. El sanatları ve eserler koruma altına alınmalı. Ve dünyaya tanıtmak için bu önemli arkadaşlar. Dünyaya tanıtmak için sanat festivalleri ve kültürel, tüm dünya tanısın çünkü, kültürel etkinlikler, bu önemli, kültürel etkinlikler yapılmalıdır diyelim. Evet, geleneksel sanatları gelecek nesillere bu şekilde yaşatarak, onları yüzüstü bırakmadan, onların kaybolmasına engel olarak gelecek nesillere bu şekilde aktarabiliriz arkadaşlar. Geleneksel sanatların geçmişi neden önemlidir şeklinde bir diğer sorumuz. Geleneksel sanatların geçmişi neden önemlidir diye sorulan neden, niçin sorularına çünkü diye başlayalım arkadaşlar. Çünkü geleneksel el sanatları geçmiş kültürel değerlerin, geçmişimizi anlatıyor biliyorsunuz. Geçmiş kültürel değerlerin yaşatılması ve korunmasında rol üstlenmekte, böyle bir görevi var çünkü, toplumların tarihini kültürünü yaşayışlarını inançlarını ve ekonomik olanaklarını bizlere anlatmaktadır diyelim. Evet, geleneksel sanatların geçmişi neden önemlidir? Çünkü bize kısaca geçmişimizi anlatıyor, aktarıyor arkadaşlar. Onun için önemli ve sahip çıkmalıyız.
Geçiyorum 3. sorumuza. Evet, hangi ülkeler halı dokuma konusunda ünlüdür şeklinde bir ifademiz var. Arkadaşlar, Türk halısı, Türk halısı biliyorsunuz, Isparta halısı özellikle çok meşhur dünya çapında. Türk halısından sonra, hemen bunu cümleye dökelim arkadaşlar. Türk halısından sonra dünyada en ünlü halılardan birisi de İran halısıdır. Devam ediyoruz, sadece İran değil. Bunların yanında başka hangi ülkeler var? Afganistan. Pakistan. Özellikle Uzak Doğu ülkeleri. Hindistan. Kafkas halısı. Ve Tibet. Yine Çin'in bir şehri. Tibet gibi ülkeler halı dokuma konusunda ünlüdür. Evet, Türkiye haricinde dünyanın meşhur ülkelerinde böyle ve sizlere hatırlattık ve geçiyoruz diğer sorumuza. Geleneksel oyunlar çocukların sosyal becerilerinin gelişmesine nasıl yardımcı olur? Kısaca açıklayınız. Evet, geleneksel oyunları biz çocukluğumuzda oynardık ama şimdiki çocuklar maalesef oynayamıyor. Tablet, bilgisayarlardan başlarını kaldıramıyor. Belki de sokaklar güvensiz olduğu için dışarı çıkamıyorlar. Dolayısıyla bunu bir iki cümleyle açıklamaya çalışalım. Arkadaşlar, çocukların sosyal becerilerinin gelişmesine nasıl yardımcı olur diyoruz ya. Hemen yazalım. Geleneksel oyunlar çocukların hareket ve el becerilerini geliştirir. Çocukların hareket ve el becerilerini geliştirir diyelim. Bunun yanında devam ediyoruz tabii ki. Çocuk çevresini daha iyi tanır. Çocuk çevresini daha iyi tanır ve anlar diye devam ettirelim cümlemizi. Sosyalliğini işbirliğini yapmayı diyelim. Rekabet etmeyi, arkadaşlar arasında rekabet vardır ya, sen kazanacağım ben kazanacağım diye. Rekabet etmeyi, problem çözmeyi ve dil becerisini geliştirir diyelim. Evet, oyun deyip geçmeyin arkadaşlar. Bir insanı hayata hazırlayan en güzel alan aslında çocukların oyunu diyoruz. Ve geçiyoruz videomuzun son sorusuna. Geleneksel kıyafetlerin mevsimlere göre farklılık göstermesi anlamı nedir? Kısaca açıklayınız. Hemen açıklayalım arkadaşlar. Dört mevsimin farklı özellikler göstermesi. Hemen başlayalım. Dört mevsimin farklı özellikler göstermesi İklim şartlarına uyum sağlamak, vücut ısısını ve sağlığını korumak,
Bu önemli arkadaşlar, vücut ısısını ve sağlığını korumak. Renklerin özellikle kışın arkadaşlar, güneş ışığını çekmesi. Bu çok önemli çünkü ayrıca insanların ısınmasını sağlıyor biliyorsun. Veya yansıtması. İnsanların rahatlıkla giyebilmeleri. Bunları madde madde olarak da yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle bir paragraf gibi yazıyorum. Rahat rahat giyebilmeleri gibi nedenler. Farklılıklar göstermesini sağlar. Evet, farklılıklar göstermesini sağlar diyelim ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar, kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun diyelim. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızı da kanalımıza davet etmeyi unutmazsanız çok çok seviniriz. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.